Evet, arazide hiç ummadığımız bir yerde karakobalarla karşılaştık. Evet, karakobaların uçtuğu yere doğru baktığımızda orada bir koyun keçi gibi bir şey gördük ama Bunlar boşu boş mu? iki tane mi keçi var? Evet. Aa, sürüden mi ayrıldılar ki? Evet, kayanın üzerinde iki tane keçi var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet, akbabalar niçin burada dolandıkları ve neyi bekledikleri belli oldu. Keçilere doğru ilerliyoruz. Gel kızım, gel. Gel kızım. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel. Evet, arkadaşlar akbabalara doğru gidiyoruz. Akbabalar yaralı da olabilir ama şu an hayır, hiç kaçmadılar bizden. Evet, akbabaları ayrı uçtu, akbabaları çektik. Evet, keçiler için de şimdi telefonumuz çekmiyor. Belediyeyi arayacağız, belediyeye haber vereceğiz. İki tane keçi gelip alırlar, yazık, yoksa bu hayvanlar burada kurt da boğabilir ve akbabalar ölmesini bekliyor. Akbabalar şey gibi değildir arkadaşlar, kartal gibi değildir. Yani keçiye saldırıp öldürmez. Sadece leş yerler. O yüzden akbabalar keçinin veya koyunun galiba ölmesini bekliyorlardı. Çok hisli hayvanlar. Zabıtayı arayalım mı? Zabıta olur değil mi? İki mi? İki. Olur. İyi günler, kolay gelsin. Zabıta müdürlüğüm. Ya ben Erman Krankaya, fotoğrafçıyım da. Bu Köst yolunun üst tarafında iki tane keçi var ama başka bir yer aklıma gelmedi. Belediye aramak istedim ama. Eski çöplük var ya, eski çöplüğün evet. Oradan yukarı doğru çıkınca Köst yolunun üzerine doğru. Biz akbaba fotoğrafı çekmeye geldik de iki tane keçi var. Akbabalar da başında, ikisi de canlı, sürüden ayrılmışlar. Bir kayanın üzerine çıkmış kalmış. Burada bunu tamam, bir tamam. Kurt falan yer ya. İki tane bir malcı var, onları bir arayın. Arayın. Biz olmazsa yolun ortasına iki tane, üç tane büyük taş koyalım. Hani üst üste belli olsun tam neresi oldu. Olur tamam, mu? Tamam. Tamam abicim. Bir şey olursa numaram çıktı mı oradan? Tamam. Yok, ben arayayım. Bir saniye. İsterseniz numarayı yazın. 0544 çift 0 0 5 0 0 5 çift 0 0 5 Erman Krankaya. Tamam. Tamam. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.